Hastayı medikal olarak ilaçlarla tedavi etmeye çalıştık ama olmadı. Hastanın da şikayetleri devam ediyor veya hasta kronik sinüzit olarak karşımıza geldi ve biz ameliyat etmeye karar verdik. Endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz bir cerrahi yapıyoruz. Sinüzit cerrahisi. Burada ekranda gördüğümüz gibi cerrah endoskop dediğimiz ince uzun optiklerle burun içerisine bakarken öbür elindeki aletlerle de içeride çalışmakta. Ekranda gördüğümüz gibi yine hastanın filmleri bir tarafta, öbür tarafta da endoskopun optik dediğimiz optiğin ucunun gösterdiği görüntüyü ekranda görerek yapmış olduğu cerrahiye biz endoskopik sinüs cerrahisi diyoruz. Bu genellikle ilk basamak sinüs cerrahisini oluşturur. Eğer hasta daha önce ameliyat olup gelmişse içerideki anatomik noktalar bize yol gösteren noktalar kaybolmuş olacağı için bu sefer bilgisayar destekli veya navigasyonel cerrahi dediğimiz endoskopik sinüs cerrahisini yaparız. Bu da bizim içeride kaybolmamızı engelleyecek bir şeydir. Doğru noktalarda doğru müdahaleleri yapmamıza yardımcı olan bir yöntemdir aynı zamanda. Gerekli vakalarda yine endoskopik sinüs cerrahisine balon sinoplasti dediğimiz bir yerleri kesmeden aynen anjiyoda olduğu gibi tıkalı olan damarın olduğu yere bir balonun yerleştirilip şişirilmesi gibi burada da kanalın içerisine balonun yerleştirilerek şişirilmesi şeklinde cerrahileri de var olan yapmış olduğumuz endoskopik sinüs cerrahisine aynı anda ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda ekleyebiliriz.